Türkmen Uygur Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Mustafa El Kazmi, Resulullah Azam Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kutlu doğum yıl zulümünün herkese bir insan inşaatı ve bir değer eski sistemi ve bir devlet kavramı formüle etme konusundaki eşsiz deneyimini anlamaya çağırdığını doğruladı. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi parlamentolar arası birlik toplantılarında yaptığı açıklamada Ören egemenliğinin korunması, saldırı ve iç işlerine müdahalenin durdurulması ve uluslararası ilişkilerde elde edilmesini talep eden acil bir madde sunacağını duyurdu. <laughs> Parlamento Mali Komite bütçe olmamasına rağmen sözleşmelerin ödeneklerini sigortalandığını duyurdu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Resmi Sözcüsü Tüm General Yahya Rasu, Dayış'ın Sözdekar Kıvaskeri Sorumlusu Yardımcısı ve iki arkadaşının öldürüldüklerini belirtti. Evet. Rusya Devlet Başkanı'nın talimatı verdiği soruşturma komitesi bu sabah Kırım Köprüsü'nde bir kamyonun patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Fransa'daki benzin istasyonları, başta Paris ve başkentin kuzeyi olmak üzere birçok bölgede bir benzin istasyonunda rezervuarların bitmesinin ardından arabaları benzine doldurmak için uzun kuyruklara sahne oldu. Kültenin başlangıcı parlamento başkanı Muhammed El Halbusi'nin başlangıcı dalrosu başkanlığında ve 198 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen parlamento oturumundan olacaktır. Oturum alternatif milletvekillerinin imin etmesine İran'ın Kürdistan bölgesel yönetime bölgelerine saldırması ilişkin bir tartışmaya ve özellikle konu suistimalleri, maden yatırımı, sosyal güvenlik ve işçileri için emeklilikle ilgili olan bir dizi yasa tasarısının ilk okumasına tanık oldu. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi, parlamentolar arası birlik toplantılarında yaptığı açıklamada Ören Egemenliği'nin korunması, saldırı ve iç işlerine müdahalenin durdurulması ve uluslararası ilişkileri elde edilmesini talep eden acil bir madde sunacağını duyurdu. El Halbusi daha sonra Parlamento Finans Komitesi'nin Maliye Bakanı, Planlama Bakanı ve Gıda Güvenliği ve Kalkınma Planı için acil destek yasasının uygulanması ile ilgili ileri düzey kadroları yarın ağırlama talimatını verdi. Bu sabah başkent Bağdat güvani güçlerinin özellikle yeşil bölge çevresindeki sokakların ve meydanların çoğunda yoğun bir şekilde konuşlandırıldığını tanık oldu. Ana cadde ve köprülerde ortak kontrol noktaları konuşlandırıldı ve Elsine Köprüsü beton bloklarla yeniden kapatıldı. Başbakan Mustafa Kazım'ı Resulullah Azam Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kutlu doğum yıl dönümünün herkese bir insan inşa etme ve bir değer eksik sistemi ve bir devlet kavramı formüle etme konusundaki eşsiz deneyimini anlamaya çağırdığını doğruladı. Başbakan kendi Twitter hesabından attığı bir tweette Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem merhametin insanlığın güzel öğütlerin ve güzel sözlerle bir hidayet örneği olduğunu davranışlarının bir kariyerinin ülkenin hizmetinde olan herkese örnek olmuş akılcı ve dürüst diline göre önceliği olmuştur dedi. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem kutlu doğumunun yıl dönümü olan Mevlid-i Kandili büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Sunni Vakfı tarafından düzenlenen Kandil gecesinde çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı. <Sessizlik> İslam dininin peygamberi olan Hazreti Muhammed bin Abdullah'ın Doğum gecesi olan Mevlidi Kandili'nin mübarek günü kutlanıyor. Sünni Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine çok sayıda yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törene aynı zamanda Kerkük Valisi Rakan Sayit El Cuburi katılarak vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verdi. Vatandaşların katılımıyla kalabalık olan alma töreninde Kur'an-ı Kerim eşliğinde, ilahilerde, üç dilde okundu. <laughs> Gönüllerde büyük sevgisi olan İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in doğum tarihini anmaktan mutluluk duyan tüm Müslümanlar kendilerini ve peygambere karşı olan içlerindeki aşkı dillere dökmek yetmedi. Tüm Müslüman aleminin Mevlidi Kandili kutlanarak herkese bolca rızk, sağlık, huzur dilendi. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem kutlu doğum, doğumun yıl dönümünden dolayı Başkent Bağdat'a bulunan Kardeşlik Ocağı'nda bir kutlama töreni düzenlendi. Bugün burada Kandil bayramı Töreni yapacağız. Hoş geldiniz. Türkmen Kardeşlik Ocağı Bağdat'ta Hazreti Peygamber'in doğum günü münasebetiyle bir kutlama düzenledi. Kutlamaya Türkmen ve Arap aileleri katılarak sevinçli bir ortam yaşadılar. Biz bir gün Türkmen kardeşlik ocağında Peygamber Efendimizin müdahaletini tebrik ederiz. Bütün İslam milletine, bütün İslam alemine. O bilhassa Türkmenlerin bu bizim için bir önderlik unvanıdır. Biz Irak'ta düşmanlar başarı göstermişlerdi her yerde çalıştıklar zaman. Bu başarıları ancak İslam'a yakın olmalarından gelmektedir. Bu bakımdan bütün milletimizi kutlarız ve inşallah Peygamber Efendimizin izinde oluruz. Çok hoşçak. چه خوشت مولد نبی بگم بر مسلا الله و علی و خوش ای گل مشق خوشت مولد موزا مشرف بس یعنی او خ گرش ای 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 ایجا خوشت بگم بر فن مزن تو خوشت تو صلحات خوش خ حمد الله صلّى الله عليه وسلم Hazreti Peygamber'in doğum günü farklı yerlerde kutlama törenleri düzenlemiş olan insanlar bugün de herkesin mutlu, rahat ve sağlık içinde yaşamalarına temenni ederler. Bugün Bağdat'ta Türkmen ocağında kutlama yapıldı. E, Maulid-i Şerif mübarek olsun e, bütün İslam dünyasına, bütün Türkmenlere inşallah hayırlı yıllar, yıllar olsun her kişiye kazadan baladan haf edilsin. Bütün dünyayı, bütün Türkmenler sağ olun, var olun. Bugün kandil beyramı yaptık burada ocağda. Çünkü bu hem bizim için hem de bütün İslam alemi için en çok önemli bir münasebeti. Allah'a şükür çok Türkmenler katıldı, aileler katıldı, başarıyla geçti. İnşallah her yılda bu töreni iyice iyi bir şekilde de yapacağız. Her sene Müslüman dünyası 12 ile 17 Rabiul Evvel Hicri ay arasında Hazreti Peygamber'in doğum gününün kutlamasını yaparlar. Hazreti Peygamber'in doğum günü münasebetiyle her yerde kutlama yapılması gibi bazı Türkmenin Kadastro Ocağı da bu töreni düzenledi. Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi illerinde Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem doğumu yıldönümü münasebetinden dolayı büyük bir halk katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalara sahne oldu. Video görüntülerinde bazılarının kutlama pankartları taşıyarak pazarlarda ve şehirlerin ana camilerinin yakınında toplandığı ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü yıl dönümünü alma geleneği kapsamında halka tatlı ve yiyeceklerin dağıtıldığı görülüyordu. Cumhurbaşkanı Beram Salih ülkedeki siyasi durumu kabul edilemez olduğunu nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Azamiye semtinde Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü yıl dönümü kutlamalarına katılırken yaptığı konuşmada istikrarın yokluğunun ülkeyi başkalarının mücadelelerinde alan ve yakat haline getiren dış müdahalelere kapı açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı tüm siyasi güçleri, temeli ve amacı ülkenin ve vatandaşın çıkarları olan ciddi bir diyaloğa girmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamasında ayrıca bütçeyi onaylamak, insanların işlerini yönlendirmek ve bir sonraki aşamayı yönetmek için tam yetki sahibi bir hükümet kurmak yönündeki hareketin var olması gerektiğini vurguladı. Kürdistan Demokrat Partisi üyesi Ali El Feyli, iki Kürt Partisi'nin Yurtseverler Birliği ve Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını bu ayın sonunda açıklayacağını söyledi. El Feyli önceki bir haber bültenine konuk olduğu sırada yapmış olduğu açıklamasında Cumhurbaşkanlığı seçim oturumunun bu ayın 25'inden önce yapılmayacağını doğruladı. Parlamento Mali Komite bütçe olmamasına rağmen sözleşmelerinin ödeneklerinin sigortalandığını duyurdu. Komite üyesi Cemal Koçar, Irak Haber Ajansı'na kararada yer alan öğretim üyeleri ve dosyanın gıda güvenliği ve kalkınmasına acil yardım yasasında belirtilerle ilgili olduğunu söyledi ve bu yasanın yasal bir kılıf olduğunu vurguladı. Genelkurmay Başkanı Kor General Abduramir Yarallah ve Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Abduramir Eşimmeri askeri birlikleri teftiş etmek için Ziyale ilini ziyaret etti. Arakya Haber Kanalı muhabiri güvenlik heyetinin dayış terör kalıntılarını takip etme konusundaki istihbarat çalışmaları ve güvenlik operasyonlarının sonuçları hakkında bilgilendireceğini belirtti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Resmi Sözcüsü Tüm General Yahya Rasul, Dayış'ın Sözde Kerkük Askeri Sorumlu Yardımcısı ve iki arkadaşının öldürdüklerini belirtti. Tüm Genelar Rasul yaptığı açıklamada operasyonu Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı'nın bilgilerine göre bu ortak operasyonlar komutanlığının hedef hücresiyle koordinat olarak hava saldırısı düzenlediğini ve öldürülmesine yol açan bir hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Elektrik Bakanlığı İran tarafının gerekli bakım çalışmalarının tamamlaması nedeniyle orta bölgeyi besleyen İran doğalgaz boru hattında onarımının tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada günde 20 milyon metre küp ulaşmak için gaz depolama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken elektrik sağlama saatlerinin dünkü gibi geri döneceğini belirtti. Sevgili seyirciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş beklendiğini ifade etti. Yetkili yaptığı açıklamada bugün Bağdat, Kerkük ve Salahaddin'de maksimum sıcakların 41 dereceye, Doğuk'ta ise 37 dereceye ulaştığını, Orta ve Güney Fırat'ta ise 42 derece olacağını belirtti. Rusya Devlet Başkanı'nın talimatını verdiği soruşturma komitesi bu sabah Kırım Köprüsü'nde bir kamyonun patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Komite yaptı açıklamada kurbanların patlayan kamyonun yanından geçen bir otomobil yolcuları olduğunu belirterek kamyonun sahibinin Krasnorsa bölgesinde ikamet ettiği tespit edildiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda nükleer silah kullanma kararı alma olasılığını başladı. Dışladı. Pentagon resmi sözcüsü Pat Ryder ülkesinin bu konuda bir değişiklik hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi. Bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya mevkidaşının nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini şaka yapmadığını söylemesinin ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'nın zaman kazanmak ve toparlanmak için müzakere konusunu manipüle etmeye başladığını söyledi. Avrupalı liderlerle seslenen Zelenski, Rumlin'in sorunu savaşı durdurmak için kullandığını ve Moskova'nın gerçek bir müzakere istemediğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ülkesinin askeri operasyonlarını durdurmaya ve Ukrayna'yla müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Kırım, Donbas, Zaporizya ve her son bölgelerinin müzakere edilemez olduğunu dünkü kendi ifade çünkü kendi ifadesiyle Rus topraklarının bir parçası haline geldiklerini vurguladı. Fransa'daki benzin stasyonları başta Paris ve başkentin kuzeyi olmak üzere birçok bölgede birçok benzin stasyonunda rezervelerin bitmesinin ardından arabaları benzinle doldurmak için uzun kuyruklara sahne oldu. Hükümet bazı akaryakıt rafinelerinin üretimini olumsuz etkileyen ücret artışı talep eden işçi görevi sonucu 8 rafineden 4'ünün kapatıldığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi nükleer müzakere masasından kaçmayacaklarını, ülkenin ilerlemesini Batılı ülkelerin taleplerine bağlamayacaklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi nükleer müzakere masasından kaçmayacaklarını ancak ülkenin ilerlemesini Batılı ülkelerin taleplerine bağlamayacaklarını söyledi. İran resmi ajansı İrna'nın haberine göre Cumhurbaşkanı reisi başkent Tahran'daki Ezzehra Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Ülkesinin henüz sonuca ulaşamayan nükleer görüşmelerinden kaçmayacağını belirten reisi, onlar bizimle anlayışın ve söylediğimiz anlaşmaları imzalayın ki ülkenizin sorunları çözülsün dediler. Biz onurlu müzakerelere hazır olduğumuzu söyledik. Biz müzakere masasından kaçmıyoruz çünkü mantıklı taleplerimiz var dedi. New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bu konuda görüştüğünü aktaran reisi, Sayın Macron ve New York'taki uzmanlardan hangi taleplerimizin mantıklı olmadığını söylemelerini istedim. Daha sonra sözlerimizin savunabilir olduğunu kabul ettiler diye konuştu. Reisi biz onurlu müzakereleri hiçbir zaman dışlamadık. Ancak ülkenin ilerlemesini onların gülümsemesine de ya da kaşlarını çatmasına bağlamayacağız ifadelerini kullandı. İranlı'nın kuzeyindeki Donegal kentinde yakın bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Olayda 7 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı belirtiliyor. İrlanda'nın kuzeyindeki Donegal kentinde yakın bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Olayda 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandığı belirtiliyor. İrlanda, Donegal kentindeki yakınlardaki Kreslau köyünde yerel saatte 15 civarında benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü. İrlanda Ulusal Televizyonu patlamada 30 kişinin yaralanmış olabileceğini belirtti. Küresel ticaret rotaları yön değiştirdi, deniz ve hava yolu önem kazanıyor. Yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 8 kişi hastanede tedavi altında, enkazda arama çalışmaları devam ediyor. Acil müdahaleye ambulansların yanı sıra kurtarma helikopterleri, bölge itfaiyesi ve sivil savunma ekipleri de katıldı. Patlamada benzin istasyonu ve çevrede araçlar zarar gördü. Komşu binanın bir kısmı yıkıldığı patlamanın neden meydana geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Sionist soruşumla deniz sınırlarının çizilmesi için müzakerelerin dişatını belirlemek amacıyla Washington tarafından yapılan temasların sonucunu beklediğini açıkladı. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ile yaptığı görüşmede Aoun ülkesinin Amerikalı arabuluculuğunun güney sınırlarını çizmek için yaptığı temasların sonucunu beklediğini doğruladı. Lübnan'da paraları verilemeyenlerin düzenlediği baskınlar nedeniyle bankalar yeniden kapılarını kapattı. Lübnan'da paraları verilmeyen mudilerin düzenlediği baskınlar nedeniyle bankalar yeniden kapılarını kapattı. Lübnanlı iki bankacı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkedeki finansal çöküş nedeniyle bankacılık sistemine donan mevduatlarını geri almak isteyen mudilerin bir dizi baskınlarından sonra Lübnan bankalarının kapılarını süresiz olarak kapatma kararı aldığını söyledi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Maruni Patri Mar Beşera Butrus Errayi ziyaret ederek tüm statüler arasında birliğin zorunlu olduğunu vurguladı ve yeni cumhurbaşkanını seçmek için ciddiyetle çalışma çağrısında bulundu açıklamada son günlerde bankalara yönelik artan saldırılar ve yaşanan ihlaller nedeniyle bankaların kapalı kalacağı ifade edildi. ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da mevduatları dondurulan mudilerin birbirinin ardına gerçekleştirdiği baskınlar sonrası ülkede 16 ila 26 eylül tarihlerinde bankalar kapatılmıştı. Mudilerin banka baskınının sürdüğü ülkede son olarak 5 Ekim'de bağımsız milletvekili Sintiya Zarazir 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için bankaya baskın düzenlemişti. İsrail ordusunun Cenil Mülteci kampına düzenlediği baskında 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentine Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Filistin basınına göre İsrail ordusu sabah erken saatlerde Cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Askerlerin Filistinli eski tutuklu Muhammed Abu Zeyne'nin evinin hedef aldığı belirtildi. Baskın sırasında İsrail güçleriyle Filistinli gruplar arasında harbede çıktı. Onlarca Filistinli baskını engellemek için lastik yakarak taş ve molotof kokteyli attı. İsrail askeri ise Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgalci İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu iki kişi şehit olduğu üçü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. İfadelerine yer verdi. İsrail askeri dün de Batı Şeria'da biri çocuk iki Filistinliyi öldürmüştü. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Mustafa El Azam Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kutlu doğum yıl zümrünün herkesi bir insan inşa etme ve bir değer etik sistemi ve bir devlet kavramı formüle etme konusundaki eşsiz deneyimini anlamaya çağırdığını doğruladı. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi, parlamentolar arası birlik toplantılarında yaptığı açıklamada oran egemenliğinin korunması, saldırı ve iç işlerine müdahalenin durdurulması ve uluslararası ilişkilerde elde edilmenin talep eden acil bir madde sunacağını duyurdu. <Sessizlik> Parlamento Mali Komite, bütçe olmamasına rağmen sözleşmelerin ödeneklerine sigortalandığını duyurdu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Resmi Sözcüsü Tüm General Yahya Rasu, Dayışın Sözde Kerkük Askeri Sorumlu Yardımcısı ve iki arkadaşını öldürdüklerini belirtti. <Sessizlik> Rusya Devlet Başkanı'nın talimatı verdiği soruşturma komitesi bu sabah Kırım Köprüsü'nde bir kamyonun patlaması sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Fransa'daki benzin stasyonları başta Paris ve başkentin kuzeyi olmak üzere birçok bölgede birçok benzin stasyonunda rezervelerin bitmesinin ardından arabaları benzinle doldurmak için uzun kuyruklara sahne oldu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.